Adıyaman'dayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada deprem sonrası son durumu paylaştı. İlde 3105 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Adıyaman genelinde depremden dolayı maalesef 3105 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Bunun 2195 vatandaşımızı Adıyaman merkezde kaybettik. Yine 9716 yaralımız var. Bunların da 7385 tanesinde Adıyaman merkezde. Adıyaman merkezde yıkılan bina sayısı 923. Adıyaman genelinde de toplam 1939 yıkılan bina var. Bunlarla ilgili gerekli etüt çalışmalarımızı tamamladık. Enkaz kaldırma çalışmalarındaki akabinde molozların ve harfiyatın kaldırılması ile ilgili de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle arama kurtarma ekiplerinin arama işlerini bitirdikten sonra, bize teslim ettikten sonra hızlı bir süreç arkadan geliyor. 10 bine yakın arama kurtarma uzmanımız Adıyaman genelinde çalışmakta. Çalışmaların burada da titizlikle yürütüldüğünü aktaran Kara İsmailoğlu, çadır kent ve konteyner kentlerin hazırlanması için planlamalarında devam ettiğini belirtti. Enkaz altında vatandaşlarımızın canlı olarak kurtarılması bizim birinci önceliğimiz. Ve hamdolsun canlıya hala ulaşmaya devam ediyoruz. İnşallah temennimiz bu devam etmesi ve ölü sayısının artmaması en büyük isteğimiz. O yüzden hassas bir çalışma yürüttüğümüz için enkaz kaldırma çalışmalarında biraz süre yavaş ilerleyebilir ama bundan sonra çok daha hızlı olacaktır ve bundan sonraki yapacaklarımız özellikle çadır alanlarının tahsisi ve oradakilerin yaşam koşullarını iyileştirmesi, peşinden konteyner kentlerin hazırlanması ile ilgili de planlamalarımız devam ediyor. Yine mevcut yapıdaki bu hasarlı binalarının yıkılması, ortadan kaldırılması, hasar tespitlerinin yapılması yine ayrı taraftan arkadaşlarımız ayrı bir ekip olarak devam etmekteler.